Herkese merhaba arkadaşlar. Bretage'in yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümde bize zırh lazım. Zırh için malzeme toplamamız lazım. Şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi bize kurşun boyası lazım. Alüminyum buralarda bulabiliyoruz ama cam ve kurşun boyası lazım. İlk önce kurşun boyasını bulalım. İkisi için gerekiyor. Daha sonra cam bulmaya gideriz. Kurşun boyası için keşif yapmaya gitmemiz gerekiyor. Onun için de şu bölgeye gitmemiz lazım. Orası bayağı bir uzak. Şu aşağıdan şu şekilde ilerleyeceğiz. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor benim. Orası için ilk önce birazcık ben malzeme toplayayım. Üretimleri yapayım. Çünkü bize oraya giderken oksijen gerekecek. Oksijen için de bize şu nerede o? Evet, şu gerekecek. En azından bundan birkaç tane yapmam lazım ki yolda sıkıntı yaşamayalım. O yüzden bunları hazırladıktan sonra tekrar videoyu devam ettireceğim ben. Evet arkadaşlar, şöyle hazırlığımızı yaptık. Ben iki tane istasyon yaptım. Yarım azıcık su yiyecek aldım. Birazcık oksijen aldım. Bu jeneratörler de bunları biterse doldurmak için yine. Onun dışında her araçtan da birer tane kazıcıdan iki tane aldım. Çünkü bir tanesi belki yetmeyebilir diye. Şimdi artık o bölgeye doğru ilerleyelim. Şöyle boyun kayıt alsın. Evet, kaydını aldı. Şöyle aşağıya doğru inelim. Hem şuralara bakmamıştık sanırım. Oralara da bakalım. Oradan o şekilde ileri doğru gideriz. Gerçi buraya yatak yer galiba. Aynen buraya bakmışız. Direkt oraya doğru gidelim biz. Bir tane sesini şu civara bir yere koyarız muhtemelen. Oksijen durumuna göre. Birini de içeriye yakın bölüme koyarız. Geliş gidişlerde sıkıntı çıkmasın diye. Bu arada radyasyon miktarı sağ altta gördüğünüz gibi yükseliyor. O yükseldikçe de hızımız düşüyor. Daha yavaş hareket ediyoruz. Evet, yaklaşınca yeni bir yer işaretlendi. Yine orada bir ölü var. Elektrik var. Şu elektriği bir halledelim. Tamamdır. Evet, burada bir göz var. Evet, yeni bir başarım geldi onunla beraber. Herhangi başka bir şey var mı burada şu anda? Başka bir şey görünür de yok sanırım. Şöyle bir çevresini de hızlıca bir dolanalım. Ekstra bir şey var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum çünkü. Oksijen sınırsız değil dedi. Bir tane ben şundan kullanacağım şimdilik. İstasyonu kurmadan önce. Şu tarafa doğru gideceğiz ama öncesinde şu üst tarafı da bir kontrol edelim. Burada bir şey var. Ne bu? Evet, o bulduğumuz gözle alakalı. Onu şimdi şöyle yaparsak. Evet. Gözü elde tutmuyor. Tavuğu kullanmış. Bu arada bir şey var şurada. Ne bu? Makas var. Alalım bulunsun. Oksijen sıkıntı çıkartıyor. Hemen bir tane şundan koyacağım şuraya. Şuradan şu şekilde oksijenimizi dolduruyoruz. Bizim 100 kapasitemiz var. Bizi 5 kere dolduracak yani bu. Bir de bittiğinde jeneratör yardımıyla tekrar şey yaparız. Hangisiydi az olan? Şuydu. Şurada hemen hızlıca bakayım başka bir şey var mı, yoksa hemen ilerleyeceğim. Burada görünürde başka bir şey yok gibi görünüyor. Tekrar da oksijeni ben şurada fullleyeyim. Evet, sonra ilerleyelim bakalım. Boyaya doğru. Gittikçe hızımız azaldı. Radyasyon arttı, hız azaldı. Muhtemelen iç kısımlarda daha da yavaş hareket edeceğiz. Ne kadar mesafe kalmış? Güzel. Belki bir tane daha oksijen merkezi kurmaya gerek kalmadan yetişebiliriz. Yetişemezsek de artık mecburen bir yer bir tane daha kuracağız.
large accumulation of toxic colorant has been discovered. If you find a container with this substance, you may receive irreversible brain damage and also improve the anti-radiation protection of the spacesuit. Beyin hasarına sahip olabilir diyor. Ama aynı zamanda da koruma sağlıyormuş bize. En azından zırhımız için. Buraya dokunmadan şu şekilde geçelim içeriye doğru. Burada yine ne var? Tüp mü var? Ne bu? Oksijen sınırsız değil dedi. Şuraya ben artık birazcık daha şöyle ilerleyeyim. Aslında şuraya kurabilirim ben. Şu şekilde istasyon. Hop, istasyon attım yanlışlıkla. Evet. Buraya kuralım. Yapacak bir şey yok. Biraz daha ileri gider miyiz diyordum ama artık buraya kuracağız. Buraya geliş gidiş yaparız. Hemen şöyle oksijenimizi doldurduk. Yine ben şunu yuvaya aldım. Şimdi şöyle iç kısımları bir arayalım bakalım. Burada değişik renkte malzeme var. Kurşun plaka diyor. Zaten bize kurşun boyası lazımdı. Bu sayede kurşunları almış olduk. Yine şurada ne var? Metal var. Bunları alamıyoruz. Evet, şuradan boya çıkartacağız. Matkap gerekli diyor. Matkapı 3'e koymuşuz. Kaç tane boya verecek bize? 2 tane verdi sadece. Güzel. Çok da iyidir. İlerleyelim birazcık daha. Oksijenimiz şu anda var. Ama yine de ben doldurayım. Ne olur ne olmaz. Oksijenimizi doldurduk. Tekrardan. Bu arada havada asıl halde boya parçaları var. Onları da gözden kaçırmamak lazım. Şurada da var sanırım. Evet. 6 tane sanırım boyamız oldu. Evet, bize zaten kaç tane lazım tam bilmiyorum da 6 tane yeter herhalde. Çünkü hem zırh hem şeye lazım, kafalığa lazım. Yine biz şuradan da plaka çıkartalım. Çünkü kurşun da lazım aynı oranda. İkisinden de birer tane istiyor boya için. Şu an 6'ya 6 oldu sanırım. Yine biz gelmişken tabii toplamaya devam edelim. Kontrol biraz zor oluyor. Sabitleme tarzı bir şey yok. O yüzden bir yandan boşlukta savruluyoruz. Şurada yine büyük kutular var. Onları kırabiliyoruz mu diye bakarız. Ama önce ben şuradan bir gidip tekrardan bir oksijen yenileyeceğim. Buraya gelmişken güzelce keşfedelim. Hemen gitmeyelim. Çünkü şurada da kurşunlar falan var. Yine her tarafta boya var. Boya bayağı fazla var. Yani illa matkapa gerek yokmuş. Matkapsız da boya toplayabiliyormuşuz. Şöyle askıdaki kurşunlarımızı topladık. Bir tane daha mı var? Evet, bayağı da bir 10 tane boyamız var. 5-9 tane de kurşunumuz var. Şöyle bir tane daha oksijenimizi fullleyip biraz daha açılacağım buradan. Biraz da şu taraflara gideyim istiyorum. Şunlar kırılıyor mu acaba? Bunları kırmanın yolu yok. Bunları kırabiliyoruz. Şurada sandık var. Sandığı kıralım gelmişken. Bu büyük konteynerlerden güzel şeyler çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi oksijen çıktı. Batara çıktı. Her şey çıktı yani. Yine oksijen çıktı. Bayağı güzel şeyler çıkıyor. Güzelce şeyler topladık. Burada başka alabileceğimiz bir şey var mı? Etrafta başka bir şey şu an için görünmüyor.
Böyle geri doğru bir gidelim. Oksijen makinemizin yanına. Daha doğrusu oksijen jeneratörünün yanına. Başta alacak bir şey var mı diye etrafa bakmaya çalışıyorum ama gördüğüm kadarıyla yok. Şurada bir boya var. Yerimiz varsa onu alabiliriz. Şöylece bir fulleyelim oksijenimizi. Güzel. Yerimiz var mı? Var birazcık daha. İki tane yerimiz kaldı. Orada iki tane daha kurşun sıkıştırabilirsek buradan ilerlere gideriz. Şurada kurşunlar var askı halde. Hiç bunları kırmayacağım. Şu havadakileri alacağım. Bir tane daha alayım. Tamamdır. Şimdi şuradan oksijenimizi alıp bir de bunu şarj edelim. Belki bir daha geliriz. Gelirsek kullanırız diye. Bunu şarj ederek bırakacağım burada. Gördüğünüz gibi bir tane jeneratörümüz eksildi. O kendi kendini dolduruyor, fulleyecek. Biz artık gidelim. Bol miktarda kurşunumuz ve boyamız var. Hatta giderken ondan boşalan yerlere de şöyle birazcık demir falan sıkıştıralım. Tam üstümüz fullendi. Radyasyon miktarımız bayağı bir fazla. O yüzden resmen ağır çekimde gidiyoruz. Seviye azalınca hızımız artacak. Şu muhtemelen şu tarafa yaklaşınca daha rahat hareket ederiz. Ben hemen hızlıca gezegene döneyim. Evet arkadaşlar, sağ salim eve geldik. Şimdi şuradan bakalım. Elbisemiz için gerekli olan kurşun boyası 2 tane gerekiyormuş. Hemen şuradan biz yapalım. Zaten bir tane bulmuşuz kurşun boyası. Sanırım bu sandıktan çıkandı. Kumaş rulosu gerekiyormuş bize. Kumaşımız var mı diye bir bakalım. Kumaşımız var bayağı. Ama onun öncesinde birazcık bizim yarışmamız lazım. Şuraları ben bırakacağım. Şu en azından metalleri oraya bırakayım. Oradan kumaş alayım ben. İki tane mi kumaş gerekiyordu rulo için? Dört tane kumaş gerekiyormuş. Hemen kumaş rolumuzu yaptık. Ekipmana baktık şimdi. Alüminyum istiyor. 4 tane. 4 tane alüminyumumuz yoksa alüminyum toplamamız lazım. Buz var. Plastik var. Kablo var. Alüminyumumuz yok. O yüzden ben şuraya şunları bırakacağım. Boyalar burada kalsın. Yine kurşunları da bırakayım. Kabloyu yine dolaba bırakacağım. Başka bırakabilir miyiz? Şunu da bırakalım. Tamamdır. Bir tane su içelim. Hatta şu yemekle suyu komple içelim biz. Şimdi alüminyum arayacağız. Alüminyum da şu taşların üzerlerinde çıkıyor maden olarak. Hatta şunlar alüminyum mu? Soldaki sanki alüminyum ama şu alüminyum mu? Bu değil. Şu alüminyum sanırım. Evet, alüminyumları toplayalım. Kaç tane verecek bize alüminyum? 3 tane verdi. 3 tane yetmez. Daha fazla lazım. Şu küçük meteorları üzerlerine arayacağız. Bunların bazen önünde, arkasında, sağında, solunda olabiliyor.
Şu yukarıda var sanırım. Evet, burada var. Buradan toplayalım. Bu da bitti. Şuralarda başka var mı acaba? Alabileceğimiz. Şöyle etrafında bir gezelim. Olmadı aşağıdaki meteorlara da bakalım birazcık. Bu arada şu kısımlara tekrardan aşağı inmek istiyorum. Araştırmadığım bir şey kaldı mı diye bakmak için. Alkali varmış burada. Hemen bir tane tüp kullanalım. Alkali alamıyoruz şu anda. Bu da mı alkali? Evet, kavracıyla alınıyormuş. Kavracı üstümüzde de şu an bize alkali gerekmiyor. O yüzden çantada yer tutmasın. Bunlar hep alkali. Gördüğünüz gibi alkali lazım olduğunda buradan bolca alırız. Bayağı 3-4 yerde alkali var. Şöyle biraz yükselelim. Gemimize doğru. Hem de etrafa bakalım. Nasıl üstümüzde tüplerimiz var. Gerekirse tüpleri kullanırız. Şu şekilde bir tane daha kullanalım. Bu kadar iyi alüminyum yetiyor mu onu da bilmiyorum da yine de ne olur ne olmaz diye fazla şekilde bulmaya çalışıyorum. Ama yakındaki taşlarda sanırım yok. Biraz daha açılmamız gerekebilir. Belki şu aşağıda var mı? Şuradaki alkali. O da alkali. Bol miktarda da alkali var etrafta. Her yer alkali olmuş. Yeter artık oksijen, oksijen, oksijen. Bir tane daha kullanalım. Rahat rahat gezelim şöyle. Şurada ne var? Donma tehlikesi dedi. Burası demek ki soğukmuş. Burada bir tuvalet ve de bir dürüm diye bir şey bulduk. Adam öyle tuvaletten çıkmış. Bu arada donuyoruz. Tekrardan bir kaçayım. Eve gidince şu dürüme de bakarız neymiş. Tamam, anladık, yeter. Bir donma diyor, bir oksijen diyor. Bakayım bu kadar yetecek mi? Yetecekse boş yere aramayacağım. Yetmezse tekrar ararız. Şöyle bir bakalım biz hemen. Dürüm alınca bu gelmiş. Sarı su istiyor, sarımsı su. O sanırım daha önce bulmuştuk onu. Hızlandırıcı yapılıyormuş onunla. Tamam, onu da yaparız. Aa, şu an zırh yapabiliyoruz. 4 alüminyum yeterliymiş. Hemen onu bir oluşturalım. Hatta yapmışken şunu da yapalım. Bizim suyumuz vardı sanırım. Aa, su bulmamışız biz. Sarımsı su neyle yapılıyor peki? Su. Ha, daha onu keşfetmemişiz. Onu bulmamız lazım. Neyse, şöyle biz zırhımızı giyelim. Radyasyon koruması gelmiş oldu bu sayede. Şu an bize ne lazım başka bir kontrol edelim tekrardan. Ekipman sekmesinde plastik kurşun boyası ve cam gerekiyormuş. Yine el feneri yapabiliyoruz. Batarya, ampul ve plastikle. Onu da yapalım, takalım üstümüze. Ampul, batarya, plastik. Olmuşken üstümüz tam olsun. Onu da taktık. Hangi tuş açılıyor acaba? Şuradan bakalım hemen. Kontroller. El feneri. Mouse'un nokta tuşuyla. Evet, şu şekilde. Yanıp sönüyor. Güzel. Lazım olursa kullanınız. Şu an zaten aydınlık ortamda olduğumuz için herhangi bir ihtiyacımız yok. Başka ne yapmamız lazım bizim? Cam bulmamız lazım. Ve hızlandırıcı için sarı su bulmamız lazım. O yüzden tekrar dışarı çıkalım ama çıkmadan önce bir bırakabildiklerimiz varsa bırakalım. Mesela şunu bırak. Şunu bırak. Hatta şunu da bırakmak istiyorum da bu iki yer kaplıyor.
Şunu alsak. Şöyle bırakabiliriz. Metali yine biz şuraya bırakalım. Alüminyum zaten az var. O yüzden alüminyumları şuralara koyacağım. Koyamadım. Aşağı attım alüminyumları. Yani şu şekilde buraya ben metaller atacağım. O zaman ben tekrardan çıkayım. Şu sarımsu neymiş? Sarımsı su. Onu bir bulalım. Onu bir keşfedelim. Ne tarafa gidebiliriz aslında? Bakalım. Şu aşağıya bir daha tekrar bir gidelim. Oraya çünkü elimizdeki tarayıcıyla gitmemiştik. Şununla. Taranacak bir şeyler var diye hatırlıyorum ben. Bir gitmişken bakalım. Bunlar taranıyor mu? Taranmıyor. Evet, burası taranıyor. Bize ne verdi bu? Hiçbir şey vermedi herhalde. Konsol taradığımız için. Çarptığımız parça nereye gitti? Bir parça çarptık ama çanta şurada. Ha, oksijen arızalanmış. Ha, şunu gelmişken çıkartalım. Sökelim burada alabildiğimiz ne varsa alalım hep her şeyi. Bir şeyimiz kalmasın. Başka bir şey burada yok. Neyse buradan çıkalım. Şöyle gittiğimiz yerlere tekrardan gitmeye çalışıyorum ki eksik bir şey kalmasın diye. Bunu zaten daha önceden öğrenmiştik. Şu bölgeye bir gidelim. Zaten evimize de yakın orası. Oksijen yeter inşallah. Burada çünkü ekstra bir şeyler kalmasın istiyorum. Öğrenmediğimiz, bulmadığımız. Sarımsı suyu mesela bulmamışız. Onu bulmamız lazım. Bu neymiş? Bal. Şuradan şöyle devam edeyim. Hem de şunları kıralım. Belki oksijen moksijen çıkar bunlardan. Çıkıyor demişken gördüğünüz gibi 3 tane çıkarttık. El kazıcısı istiyormuş. Veririz. İyi, artık rahat gezeriz. Bir sürü oksijen mumumuz oldu. Burada kutuların hepsini gelmişken kıracağım. Ben şöyle bir geri gideyim. Bakayım nerede ne var. Şurada var. Bir kutu daha. Oksijende sıkıntı yok. Hala oksijen mumları gelmeye devam ediyor. Güzel. Şurada bir sandık daha var. İyi, bol miktarda üretim malzemesi edinmiş olduk. Burada başka bir şey yok görünürde. Buradan devam edelim ileriye doğru. The absence of movement of the nearby debris contradicts the basic laws of physics. Either someone forgot about the use of logic or it's an anomaly formed in the radius of the destroyed core of the liner. Hemen bir oksijen de aldık. Şu an etrafımızda herhangi bir açılan bir yer var mı diye bakıyorum da çünkü ne zaman yapay zeka konusunda bir şeyler oluyor etrafta. Şuralara bakmış mıydık biz? Buralarda bakalım. Burada bir şey yok. Ha, burada bir dürüm daha var. Güzel. Yine adam, bir tane şişman bir adam. Açlık yüzünden ölmüş. Açlık demişken yiyecek de doluymuş burada. Tamam, oksijen. Al sana oksijen. Bayağı da bir pil çıkarttık buradan. Şu anda bakalım. Dayandığımız da bitiyor ama hala oksijenimiz var.
Hatta bir yığın var. Şöyle bir nefes daha çekelim. Buzların da alan birazcık gelmişken. Burada sanırım başka bir şey kalmadı. Şöyle birazcık geriye çekilip de bakacağım. Bazen ileriden görünüyor şeyler çünkü. Sandık vesaire. Evet, burada başka bir şey yok. Hemen ben hızlıca bir eve döneyim. Sonra o soğuk olan yer aşağı doğru bir daha gideceğim. O tuvalette dürüm bulduğumuz yere. Sonra da olmazsa alkali buluruz. Etraftan toplarız yani. Belki alkali ile yapılıyor olabilir sarı su. Rengi çünkü sarımsıydı onun. Bizde üretim yok. Belki ondan önce üretim açılır. Oksijen yeter ya. Zaten kullanmaya gerek yok. Can gitse de uyuturuz. Can dolar. Yetiştik. Ölmezsin, korkma. Evet, geldik. Hemen bir kaydımızı alsın. Karakterimizi bir uyutalım. Sağlığımız da olsun. Kalkınca da bir yemek yedirip su içiririz. Şu bulduğum dürümü de bunun yanına koyacağım ben. Şöyle iki tane dürümümüz var. Şuraya artık. Burası da hurdalık gibi oldu. Şuraya da ben şunları bırakayım. Hatta bataryaları da bırakayım oraya. Güzel. Şuradan bir kendimize yemek yapalım. Güzel oldu. Şuradan bir tane buz alıp da su yapacağım. Aslında çok fazla yememiz var ama çantamdakiler erisin diye aslında birazcık şey yapıyorum. Suyumuzu içtik. Yemeğimizi yedik. Şu fazla yemekleri de şuraya bırakalım. Tamamdır. Yine alkolümüz var. Bu neymiş? Ha, sıcaklık veriyor. Bu güzel. O üşülen yerde bundan kullanabiliriz aslında. O açıdan iyi olmuş. Şu plastiği de bırakalım. Şimdi bize ne lazımdı? Sarımsı suydu galiba. Bakayım tekrar. Evet, sarımsı su lazım. Yine o bölgeye gideceğiz o yüzden. Yanımıza su alalım. Çünkü bu alkol su satıyormuş. Üstünde yazana göre. Bir tane su yeter. Bunu kullanırız. Sonra suyumuzu içeriz. Olur, biter. Neredeydi orası? Şurada mıydı? Sanırım şurasıydı. Hatta şöyle geniş bakalım. Ekstra bir şey bulur muyuz diye. Ve tuvalet burasıydı. Bir hamster bulduk. Ölmüş. Mesela alalım. Ah. Şablon geldi. Ve aynı şekilde su da geldi buradan. Artık o sarımsı suyun ne olduğunu öğrenmiş olduk. İdrarmış. Bunu tabi hızlandırıcı olarak kullanmak da tabi ayrı bir olay olacak bizler için. Şöyle bakayım şöyle genişten. Herhangi bir şey var mı? Yok. Hemen biz eve doğru gidelim. Başka bir şey varsa diyecektim ki varmış. Şunu aldık. Şurada bir şey var. Etrafta bol miktarda makas var. Güzel. Ne kadar makas olması o kadar büyük makas yapmamıza işaret. O yüzden buldukça alalım. Yine şundan bir batarya cızlayalım gelmişken. Metal, batarya, plastik her şey çıktı içinden maşallah. Şu bölgelerden de gideceğiz ama o bölgeler için önce şu hazırlığımızı bitirelim istiyorum ben. Şu an çünkü tam ekipmanlarımız hazır değil. Hemen şöyle bir eve geçelim.
Sarımsı su. Sıradan suyun bebekler yolluyor. Arkadaşın sonucunda ortaya çıkar. Evet, bildiğiniz. Dediğim gibi idrarik bir olay. Ama aynı zamanda da bize şablonu geldi. Artık buzla yapabiliyormuşuz onu. Gerçi buzdan ziyade şuradan kendimiz üretsek çok daha iyi olurmuş aslında. Onu tara diyor. Ona bir tarınca ne verecek bize? Yeni şablon, ilk yardım çantası. Bakalım o neymiş. Ekipmana gelmiş. Kumaş ve alkolle yapılıyormuş. Sağlığı dolduruyormuş. Bundan da yapabiliriz aslında yanımızda bulunması açısından. Lakin kumaş konusunda baya bir sıkıntı yaşayacağız. Şu an çünkü kumaşımız az. Bize daha çok kumaş lazım. O yüzden kumaş olan bölgelere gitmemiz lazım. Şu dışarıda yataklı bir yer vardı. Oradan acaba kumaş bulabilir miyiz diye düşünüyorum. Onun dışında da şurada bizim yer açmamız lazım. Ben şu yemekte olan şeyleri bir şuradan toplayacağım. Yine şu buzu da alalım buradan. Onun yerine şunları bırakacağım. Hamster'ı koymaya gerek yok. Hamster'ı şöyle şuraya yere atabiliriz. Kalsın orada. Üretebildiğimiz şeyleri üretelim. Her şeyde buz istiyor maşallah. Bunlar da buz lazım üretmek için ama şu an buz yok. O yüzden buz toplamaya gitmeyeceğim. Ben şunları şuraya bırakacağım. Şu diğer şeyleri de acaba şuraya bıraksak bir şey olur mu? Her ne kadar yemek olsalar da yapacak bir şey yok. Uzaydayız. Her şey mümkün. Evet, yarışında kaldı. Kalsın. Sıkıntı değil. Bunun dayanıklığı eksilmiş. O yüzden biz onun yenisini yapalım. Ekipman, aletler, el kalıcısı. Diğerlerine bakalım. Makasımızın dayanıklığı 13. Kavrayıcı 20. Matkapın dayanıklığı 5'e düşmüş. Matkap yapsak aslında iyi olur. Rafine meter, batarya ve kalın elektrik bandı diyor. Onun için bant için iki tane şundan alacağız. Rafine metal için şundan alacağız. Hemen onları bir üretelim. Neredeydi? Şuradan. Rafine metal. Başka neydi? Ve batarya. Bataryamız şurada var. Evet, matkapımızı da yenisini üretelim. Eski matkapı da şimdilik şuraya ben yere atacağım. Şunu şuraya alalım biz. El kazısının az olanı buraya alalım. Şu metali de şuraya bırakalım. Şimdi tekrardan bakacağız. Şunu yapacaktık. Biz dürüm ve rafine metal. Dürüm. Bir tane dürüm aldık. Rafine metal için. Rafine metalleri buradan alayım. Yer açılsın. 3-4 tane. Ekipman. Değil kaynakta. Evet. Hızlandırıcımızı da bu şekilde yapmış olduk. Onu da takalım hemen. Gördüğünüz gibi hemen şuraya geldi o. Bunu takınca bu geldi. Yine bunu takınca da şu gelmişti. Giyindikçe farklı şeyler geliyor. Kask takınca muhtemelen kafamız da değişecektir. Şu an bizim kask için ne gerekiyor? Ona bakalım. Kurşun boyamız var. Plastik var. Alüminyum var. Bize şu an sadece cam lazım. Cam da muhtemelen şurada olacak. Alevli bölgede. Çünkü buraya gitmemiz için bize görev geldi. Şu fazla bir görev. Muhtemelen buradan da cam bulup oradan bu tarafa geçeceğiz. Onu artık bir sonraki bölümde yaparız. Ben şimdi şu sarı suları da şöyle şuraya atayım, kenarda dursunlar. Şu nasıl kullanılıyormuş? Bunun da bir kullanımına bakalım şuradan. Kontroller. El feneri orta tuştu. Hızlanma. Shift. Bakalım. Deneyeceğiz onu hemen.
Yani gördüğünüz gibi bizi bir sesle beraber ileri doğru itiş yapıyor. Bu açıdan güzelmiş. Bu arada sabitlemeyi de nihayet bulmuş olduk. Alt tuşuna bastığınız zaman karakteriniz sabitleniyor. Bayağı bizi uğraştırıyordu o. Keşke ayarlara baksaymışız, bakmamıştık. Şimdi şans eseri buldum. Yanlışlıkla elim çarptı. Güzel. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da kafalık için şu bölgeye gidip cam aramaya gidelim. Sonrasında zaten yine artık göreve doğru ilerlemiş oluruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese teşekkürler.